Egan Rum Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sahil şeridindeki eski balık halinin yıkımını izledi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Dingil, eski balık halinin metruk bir bina olarak çeşitli olumsuzluklara neden olduğu için yıkımına karar verdiklerini ve arsanın park yeşil alan olarak düzenleneceğini söyledi. İskenderun sahil şeridinde eski balık halinin yeri ve balıkçı barınağının taşınması sonrası tüm bölgenin yeniden düzenleneceğini belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil şöyle konuştu. Arkadaşlar burası yıkımına neden karar verdiniz? Balık pazarının yeriydi. Tabii yeni balık pazarı şehrin içine taşındı. Çok modern tesislere taşındı. Burası da artık yani hem görüntü kirliliği vardı, bir de geceleri ummadığımız insanlar geliyordu burada. Kötü alışkanlıklar, bağımlı insanlar veya çirkin davranışlar vardı. Burayı tamamen yıkıyoruz. Yani hiç olmazsa buradaki karşıdaki mahallenin de isteği buydu. Burayı yeşil alan yapıyoruz. Olduğu gibi bu yeşil alanın devamı olacak. Burası olduğu gibi yani yeşil bir alan. İşte oturma bankları, ağaçlar, çiçekler, sahilin bir uzantısı olacak burası. Bu çok önemliydi. Çünkü burada her türlü kötülük vardı. Çünkü balıkçılar taşındı. İçi boş, demir kapı yapmamıza rağmen pencereden, kapılardan kırıp içeri giriyorlardı. Gece polisiye vakalar da oluyordu. Ama şimdi tertemiz olacak ve burası da sahilin bir uzantısı, devamı olacak. Balıkçı barınağının arsız madenliğe taşınacağını belirten Başkan Seyfi Dingil, madenli barınağının Ulaştırma Bakanlığı'ndan henüz kesin kabulünün yapılması sonrası İskenderun Balıkçı Barınağı'nın yerini marina olarak değerlendirmek istediklerini söyledi. Balıkçı barınağı arkadaşlar madenliğe, balıkçı barınağına taşınacak. Orada ufak tefek eksiklikler var. Taşındığı zaman biz burayı bir yaşam alanına çevireceğiz. Yani küçük bir marina gibi yat bağlama yeri gibi, yani nezih kafeler, restoranlar, gençlerin, insanlarımızın oturacağı, Mersin gibi, Ataköy gibi, yani bu balıkçı barınağı, madendeki balıkçı barınağı taşınacak çok kısa bir zamanda. Burayı da İskenderun sahiline bir yaşam alanı olarak. Ne kadar sürede yapmayı planlıyorsunuz? Vallahi işte bir yazışmalar var, şunlar var. Çünkü o balıkçı barınağının bitmesi lazım Madenli'de. O bitmeden taşınmıyor haklı olarak buradaki balıkçılar da adına. Onların taşınmasını bekliyoruz. Oradaki eksiklikler bitmedi. Yani Madenli'deki balıkçı barınağının kesin kabulü yapılmamış daha. Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Bakanlığı da tabii çalışmalar devam ediyor. Ama netice olarak bu sahil bir tek parça, bir bütün olarak sahildeki subay lojmanlarından buradaki askeri alan arası yeniden bir önümüzdeki yıl içerisinde yeniden bir planlama, bir revize, bir restore, yeniden bir yeşillendirme, yürüyüş yolu, bisiklet yolu hepsini yapacak. Tabii biraz yazışmalar var, biraz da tabii bütçe meselesi var ama önemli olan projenin hazır olması, önemli olan niyet. İşte bunun da göstergesi olarak bugün eski balıkçı barınağını yıktık ve burasını da sahile katmış olduk. Teşekkür ederim.